İyi günler değerli izleyenler. Bir Nursel ile Hayatında Fark Yarat programında daha birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğum olan Metin Özkaya bizlerle birlikte. Merhaba. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş Ve bulduk. Bugün kendisiyle hem koçluğu hem biraz yaşamın kıyısını hem makro felsefeyi konuşarak derin bir sohbete başlamak istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizinle farklı konulardan bahsedelim dedik. Evet. Yaşamın kıyısında yaşayan birçok insan var şu an. Ekonomik kriz ve bunalımlar. Evet. Ve içlerinde bu krizden nasıl çıkacaklarını bilemedikleri duygular yaşıyorlar. Hatta intiharların bile arttığı şu dönemde. Evet, intiharlar da artıyor ama bu Avrupa'da da var, dünyanın her tarafında var. Birkaç ülke hariç, İsviçre, Evet. İsveç, bazı yerler, oralarda daha az çünkü insanlar daha mutlu yaşıyorlar. Evet. Tarihin her döneminde bu tip rüzgarlar olmuştur. İnsanlar bunalıma girmişlerdir. Bunun da çaresi ilk önce nasıl hastalanınca ilk önce doktora gidiyoruz. İlk önce psikoloğa gidecekler. Sonra yaşamın kıyısındaki, demin ne güzel dediniz, yaşamın kıyısındaki bonusları kaçırmayacaklar. Yani ben makro felsefeye inanan bir insanım. Çünkü makro felsefe geniş anlamda nasıl uçakta giderken uçak inmeye yakın aşağıdaki evleri görüyorsunuz, o tarlaları görüyorsunuz, üstten bakıyorsunuz. Makro felsefede yukarıdan bakabilmek. Yani kainatı, hesabı, evreni düşünüyorsunuz. Ben bunun neresindeyim? Hatta dünya neresinde? Fıcık bir nokta, noktanın noktası. Bu evren nasıl yaratılmış? İşte makro felsefede de bizler, ruhlar, hepimiz bir ırmağın damlacıklarıyız. Aynı düşünceye hizmet ediyoruz. Hatta ve hatta uyuduğumuz zaman, benim birçok deneyimim var, yükseliyorsunuz, rüya görüyorsunuz. Biraz alt çizgiye inerseniz rüyalarda yönlendiriliyorsunuz. O yaşamın kıyısında, o dönen acımasız çarkın yaşamın kıyısında bize mesajlar var. Onları hep dikkat etmemiz gerekiyor. Onları doğru okuyabilmek, doğru evet, yorumlayabilmek çok önemli. Çok önemli. Ve mümkün olduğunca anlatmamak rüyaları çok önemli. Çünkü anlattığınız kişinin frekansı, yorumlaması onları etkileyebiliyor diyebiliyorum ben. Şimdi, yaşam o kadar çok boyutlu ki anlatmamak lazım. Bir, hayır, anlatmak lazım. Benim gördüğüm rüya size bir mesaj olabilir. Ya da hissedip anlatmadan o rüyanızda gördüğünüz olayı yaşatmak lazım. Şimdi nasıl ilaçlar bazı insanlara iyi gelir, bazı insanlara kötü gelir. Ama siz bunu irdeleyebilecek bir kapasiteye sahip olmak için, hı hı, ilk önce kendinizi tanıyacaksınız. Ben bu rüyayı niye gördüm? Ben yatarken hangi psikolojik durumdaydım? Bu rüya yönlendirici rüya olabilir. Size ders verici rüya olabilir. Sadece ve sadece o günkü yaşamınızdaki, o günkü yaşadıklarınızla ilgili bir fotoğraf olabilir. Bakın bunları ayıklamak büyük ustalık gerekir. Makro felsefede bütün bunları deneyimlemek için olaya yukarıdan bakmak lazım. Rüya gördünüz, kabus gördünüz, ağır bastı. O ağır bassa bile sizin kendinizin bu ağır basmanın kenarında bir düğme bırakmanız lazım. Nedir bu? Belki bir dua, belki bir kelime, belki bir düşünce. O rüya içerisinde ben tanık oldum defalarca, beni sıkıştıran fotoğrafı, filmi görüyorum, benim üzerime bastırıyorlar ama ben yatakta olduğumu hissediyorum o anda. Yastığım yanımda ama kurtulamıyorum. Hareket edemiyorum o anda. Her yerim bağlanmış. O anda inanç devreye girer. La ilahe illallah mesela. Bakın, ben hep dinleri ayrı yere koydum. Ya da anneciğim, annem, ah annem benim. Ya da
Vah babacığım, bakın bunlar önemli şifrelerdir. O zaman o yukarıdaki baskı tıpkı depremin fay hatları gibi size haz verebilir. Bakın evet, çok iddialı bir şey söylüyorum. Depremden insanlar ölüyor. Ya fay hatları belli. Adapazarı'nda ben AKUT'la beraber çalıştım. Oradan Adapazarı'nda çalıştım. Gözlemen Tepe'ye yardıma gittim AKUT'la beraber. Bu deneyimlerim var. Kardeşim, Gölcük'te suyun üzerine sen niye karargah yapıyorsun? Denizi kapatıyorsun. Adapazarı'nda Çark Caddesi'nde fay hattının üstüne niye ev yapıyorsun kardeşim ya? Aklın var senin. Yapılar sağlamsa iddia ediyorum deprem, Allah korusun, insana haz verebilir. Çünkü bir hareket var, bir yerleşim var. Tabakalar birbirine yerleşiyor. Dünya yerine, her şey yerine geliyor. Ya bu bir doğal bir olay. Ama siz bunu faciaya çevirebilirsiniz. Ben insanlar çıkardım şeyden. Balkonlarda yaşamlar gördüm. Yarım kalmış çaylar, çay bardakları. İnsanlar ağlaşıyorlar. Bu travmayı yaşamamak için mümkün olduğu kadar bilinçli olarak hazırlanacağız. Yağmur yağarken nasıl şemsiyemizi açıyoruz? Şimşek çakarken de kardeşim paratoner gibi ona göre davranacaksın. Öyle. Rüyalar da böyle. Buyurun efendim. Çok güzel anlattınız açıkçası. Teşekkür ederim. Burada biraz da sizinle yaşam koçluğuna değinmek istiyorum aslında. Yaşam koçluğunda sizinle bir önceki yaptığımız programda da çok güzel aktarımlarınız oldu. Buna ilaveten yaşam koçluğunun psikolojiden ne kadar ayrı olduğunu sizinle konuştuk. Yaşam koçluğunun ayrı olması, psikologların, psikiyatristlerin ben ayrı, ayrı olduğunu olması... söylememiştim. Ayrı derken siz, ben anlıyorum. Psikolojik yaşamla yaşam koçluğu asla ayrı değildir. Yaşam koçluğu psikolojinin mutfağıdır. Psikoloji yaşam koçunun mutfağıdır. Yaşam koçu psikolojinin mutfağıdır. Bunlar hepsi birbirinden koparılamaz. Siz psikolojiyi bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız yaşam koçluğu yapamazsınız. Sizin demek istediğiniz şu: psikologlar üzülmesin. Biz yaşam koçları psikolog değiliz. Çıkıp insanlara yardım ediyoruz. Ama asla psikoloji, ne bileyim psikiyatri, bunlar çok önemli dallar. Bunları biz girmeden yaşamın kıyısından bildiğimiz kadarıyla insanların yaşamlarına ışık tutmaya çalışıyoruz diyeceksiniz. Yaşam koçluğu çok güzel bir olay. Ne güzel, bak siz geldiniz, dışarıda sohbet ettik. Fikirleriniz çok güzel. İnsanların anlayabileceği dilden konuşuyorsunuz. Ama psikoloji, ruh madde, tekamül, bunlar evrensel bilgiler. Tıp, hatta tıbbın, ya ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Bağırsaklar, bağırsak deyip geçersiniz. Değil. Bağırsaklar ikinci kalbidir insanın. Evet. Bunu deneyimledim. Bunu defalarca, bunu tıp da söylüyor. Bağırsakları rahat olmayan insan kabus da görür. Yaşayamaz normal. Basınç yapar, kalbi tıkanır, kalp travması geçirir. Yani eğer ki insanlar doğru beslenemiyorsa, bağırsakları rahat değilse her türlü hastalığı davet ederler. Tıpta böyledir bu. Siz yaşam koçluğunda da psikolojiyle beraber birlikte, psikolojiye danışarak, psikolojiyle beraber dans ederek yaşamın kıyısında mutlaka karşınıza yaşam koçluğu yapmaya gittiniz. Adam anksiyete ilacı kullanıyor. Psikologlar dolaşmış gelmiş. Sonra sizin kapınıza geldi. Ben bakamam demeyeceksiniz. Sizin kullandığınız ilaçlar size gerekliymiş ki bunu tıp sunmuş. Ama ben size ancak kendi bilgim ışığında, deneyimlerim ışığında yardımcı olabilirim. Ben sizi rahatlatabilirim. Sizi sevmem gerekiyor. Sizin de beni sevmeniz gerekiyor. Kimyamız, demiştik geçen program, kimyamız uyuşuyorsa hadi beraber şöyle bir gidelim, kahve içelim. Ben de yaşam koçuyum canım. Hem de kralıyım yani. Yaşam koçuyum. Gelsin bakayım yaşam koçları benim. Benim yaşadıklarımı kimse yaşayamaz. Ben anlatıyorum kısaca. Buyurun. İlk defa anlatıyorum. Tamam. Bir antikacı ablamı ben yatalak baktım bir yıl. Son bir yılını yatalak ben baktım. Altını almaya kadar yani. Çok zengin bir ablamdı. Sonra o ablam rahmetli oldu. Aksi de bir ablamdı. Etrafındaki akrabalarını uzaklaştırmış.
genç yaşta evladını kaybetmiş, bir sınav yaşamış. Sonra ölünce ben gidip geliyorum ya, evde antikalar dolu. Bir bakıcı var, birazcık bakıcı böyle cin göz, maddeci. Ben hemen baktım ablam çok kötüye gidiyor, ölmek üzere. Hemen telefonumu aldım, antikaları böyle çektim, evi çektim. Ne var diye. Hemen ilk önce kendimi hapsettim. Şeytan her yerde, insanın içinde olabilir. Kendimi hapsettim. Onu hemen en yakın akrabasına, Adana'daki akrabasına tak gönderdim. Ama bir esnaf ya da biri, oraya gelen bir bakıcı bana dedi ki, çekme ya, şu lambayı alayım ben de, şunu da şu resimde, şu imzalı resimde, sana o kadar emeğim var burada. Ya işte bak, araban da yok altında işte ya, oradan falan ya, hakkın senin bu kardeşim, vicdanın yaşını, susturuyoruz vicdanı. Hakkım benim o ya, benim bu ev hakkım, ben bu kadına bir yıl baktım ya. Geçin bunları. Ne oldu biliyor musunuz? Kadıncağız öldü, o dargın oldu, akrabalar geldiler falan filan hikayeler. Sonra bir kişiye kaldı bu miras, bir teyze, bir abla, fıstık gibi. Sonra olaya baktı. Sen dedi, bir yıl dedi benim ablama bakmışsın dedi. Benim kalçam kırık, ben gelemedim dedi. Fotoğrafları gördü. Ben sana bir jip alacağım şimdi dedi. Sen de o jiple beni gezdir dedi. Bak şimdi, olaya bakar mısınız ya? Ben o antikaları çalsam bir jip alamam. Doğru. Ben doğru davrandım orada. Teyze bana şu anda bir jip aldı. CRV motor, aslan gibi biniyoruz, beraber geziyoruz. Şimdi bakın, sınava bakar mısınız? İyilik yap, denize at. Denize de at, oraya at, buraya at. Yukarıdan kozmik sistem sana gönderiyor. Evet. Kardeşim, hak edersen sen bunu, geliyor. Evet. Yani bırak maddeyi yer tarafı. Yani yaşam koçuyum ben işte ya. Bundan daha güzel örnek var mı? Daha neler var bende? Ama size tavsiyem, kardeşlerime, yaşam koçluğu yapan insanlara, ilk önce işinizi, yaşam koçluğu terimini bir kere bir tarafa bırakın. İşinizi seveceksiniz ve bu işe kendinizi adayacaksınız. Yardım etmenin o kadar büyük bir doyurucu özelliği var ki. Ben kediyi kucağıma alıyorum, mırıl 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 mırıl. Bu vücudumda herhangi bir problem varsa onu iyileştiriyor. Bakın bu tıpta kanıtlandı. Bir insana dokunduğum zaman, ya bırakın insanı, ben eşyalara dokunuyorum, bir ağaca dokunuyorum, ağaç canlı. Ben bir yaşanmış bir eşyayı temizliyorum. Bak her şey, bakın Nursel Hanım, her şey kaydediyor, evren kaydediyor şu anda. Onu temizleyince onun artıklarını atmıyorum çöpe. Onu alıyorum çünkü yaşanmışlık kaydolmuş oraya diye. O akşam bazen rüyama giriyor. Böyle güzel insanlar giriyor rüyama. Ben o temizliği yaptığım günün akşamı ağaçtan o kimyevi maddeleri temizliyorum. Ağaç ortaya çıkıyor ya, nefes alıyor ya. Antika eşyalarda iddia ediyorum. Orada benim rüyama akşam giriyor. Orada yaşamış anne, baba, kızlar, bir aile görüyorum o akşam rüyamda. Kah kah kah, kik kik kik, gülümsemeler, çocuklar dolaşıyor ortalıkta. Bir de bakıyorum ki o rüyanın içinde bugün temizlediğim kanepe duruyor. Hadi bakalım. Bakın tüylerim diken diken oldu şu anda. Yaşam kaydediyor. Tabii, yaşam tabii, tabii, tabii. Size kaydediyor, havaya gitsin. Kaydediyor. Yani bazıları diyor ki hesap vereceksin mutlaka, yanacaksın. Bilmiyorum. O konulara girmiyorum ben. En büyük cennet ve cehennem insanın vicdanındadır. Evet. Yine çelem düştü. Buyurun. Estağfurullah. Bu arada yaşam koçu bütün insanlar birbirine pozitif olarak dokunan bütün insanlar birbirine şifadır. Olumlu, pozitif enerji, evet. Sevginin aktarımı zaten sevgi, iyileştirici aynen. Ve aynen. Hareket ettirici güçtür. Ne güzel. Ancak yaşam koçluğu kavramı hala karıştırılıyor. Yaşam koçluğu soru sorma, güçlü soru sorma teknikleri. Bir insanın hedefine, hayaline ulaşmak veya daha mutlu bir yaşam yaşamak isteyen insanların yolda kalmaları. Yani benim böyle bir hedefim var ve bu hedefe ulaşmak için ben bazen zorlanabiliyorum. Ben bu basamağa çıkıyorum ama çıkmakta zorlanıyorum. Bir üst basamağa nasıl çıkacağım? Burada yaşam koçluğu devreye giriyor. Tabii ki her meslekte olduğu gibi yaşam koçluğunun içinde de psikoloji var. Ancak birebir psikologların yaptığı işi ne yaşam koçları, ne insan kaynakları, ne de başka birisi yapamaz. Evet, psikolojiyle her meslekte olduğu gibi yaşam koçluğunda bazen de bir yaşam koçunun yaptığını psikolog yapamaz. Alanlarımız da hiç ayrıdır. Hiç mütevazi olmayın. Enerji de ayrıdır. Aynen. Herkes kendini çok iyi biliyor. Ve o kırılma noktası. Ben çok iyi anlıyorum.
Tedavinin, şifanın nereden geleceği? Şifacılık konusu benim alanım şimdi. Bak şifacılık, şimdi şifacı diyoruz. Şifacı olduğunu bilmeyen bir sürü ruh var. Şifacılık... Şifa iyi, dünya, iyi enerji. İyi enerji. Ama öyle şifacılar var ki... Yani evet. Ya ben şimdi fazla bilinçaltına girmek istemiyorum da... Hı hı. O şifacılık çok muhteşem bir dünya. Yani o şifacı... Benim bir doktor tanıdığım var Çapa'da. Hocam var. Kerim hocam benim ya. Hasta gidiyoruz oraya... 15 dakika bir seans yapıyor bizde. Konuşuyor bizde orada. Hı hı. Kapıdan çıkarken midenin ağrısı geçiyor. Tabii. Bakın şifacılık. Şimdi bir önemli şey daha söylüyorum. Kötülük yapın. İlk önce nereye vurur biliyor musunuz? Kendinize. Mideye. Ve kendinize. Mideye. Mide vücut salgılamaya başlar. Asit salgılamaya başlar. Kötülük yapan insanlar ülserle karşı karşıya kalırlar. Bakın. Bakın. Bu bir... Kimse bunu göremez. Ya, o şimdi mutlu eder kendi kendini, vicdanını söndürmeye çalışır, durdurmaya çalışır. İnsan yapısı bile şifacılıkla birlikte çalışır. Yani dokunarak şifacılık sevgidir. Ama dokunmadan o bilinçaltına girip elleriyle kozmik ışığı yansıtan şifacılar var dünyada. Kanseri iyileştiren şifacılar var. Tıp ayrı. Tıpsız şifacılık olmaz. İlk önce tıp. Tabii. Tıptan sonra bir hazırlık aşaması şifacılık. Tıpkı bitkisel iyileştirme gibi aynı. Tıp birinci. Psikoloji yine birinci şeyde sizin dediğiniz olayda. Fakat o kadar büyük boyutlu bir olay ki. Ya öyle güzel bir yaşam ki. Boyut içinde boyut boyut boyut. Neye göre ne? Einstein. Neye göre? İzafiyet kuralı. Arabayla giderken mi zamanın önüne geçersin, dönerken mi? Bakın şimdi kafanızı karıştırayım biraz. Ya Einstein'ı anlamak için sen kendin algılayabildiğin kadar ben otobüste gidiyorum, evde anahtarımı unuttum. Hemen ilk durakta indim, döndüm eve, anahtarımı aldım, aynı otobüs aynı yerden geçiyorum. Deja vu. Zamanda yolculuk. Şimdi bakalım, evet. Hadi bakalım. Şimdi bir dakika kafalar karışıyor mu? Ben şimdi biraz evvel geçtiğim yerden bir daha geçtim mi? Geçtim. Burada ne devreye giriyor? Akıl devreye giriyor. Ben niye de buradan geçtim? Anahtarımı unuttuğum için geçtim. Ama öyle yerler var ki anahtarınızı unutmadan da geçersiniz. Orada yaşamışsınızdır. Hadi fazla kafanız karıştırmayın. Evet biraz öyle oldu. Buyurun. Metin Bey yine arkadaşlarım uyarıyorlar. Evet. Süremiz dolmuş. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Metin Özkoya ile yaptığımız derin ve farklı sohbet için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Teşekkürler Metin Bey. Sağ olun. Katılımınız çok değerliydi. Sağ olun efendim. Verdiğiniz bilgiler, kendi yaşamlarınız oldukça zihin açıcı ve karıştırıcı diyebilirim. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de Channel Türkiye. Teşekkür ederim.